Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde İsa bu dünyadan pederine gideceğini saati geldiğini bilerek öğrencilerine şöyle dedi. Yüreğiniz sıkılmasın. Allah'a iman edin, bana da iman edin. Pederimin evinde yaşanacak çok yer vardır. Öyle olmasaydı, size yer hazırlamaya gidiyorum der miydim? Gidip size yer hazırladıktan sonra tekrar gelerek sizleri yanıma alacağım ki olduğum yerde siz de olasınız. Gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Tomas ona, Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bileceğiz? Dedi. İsa ona şöyle dedi. Yol, gerçek ve hayat benim. Benim aracılığım olmadan kimse pedere gelemez. Beni tanıdaysınız, babamı da tanıyacaksınız. Artık onu tanıyorsunuz, hem de onu gördünüz. Filipus ona, ey Rab, pederi bize göster, bu bize yeter, dedi. İsa ona şu cevabı verdi. Ey Filipus, bu kadar zamandır sizinle beraberim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, pederi görmüş olur. Sen nasıl bize pederi göster diyorsun? Benim peder de, pederin de bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan peder kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin. Ben pederdeyim. Peder de bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu söyleyelim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacaktır. Hatta daha büyükleri yapacaktır. Çünkü ben pedere gidiyorum. Paskalya'nın bu beşinci pazarının müjdesi, bize dördüncü İncil ve Yeni Ahit'in teoloji ve kristolojik düşüncesinin önemli noktalarını sunar. Son akşam yemeğinin mistik bağlamında, Esteban'dan önce ve İsa'nın yakın müritlerine veda konuşmasında kendisini yol, hakikat, yaşam ve görülmez Tanrı'nın bir sureti olarak ifşa eder. İçeriğinde baş döndürücü olan bu çifte kendi kendine vahiy, Mesih'in tüm öğrencilerinden şimdi ve o zaman ciddi bir şekilde dinlenmelerini ve imanda ilahi efendisinin kimliğinin bilgisinde ve misyonunda daha fazla gelişmek için sürekli olarak düşünmelerini ister. İsa'nın yol, gerçek, yaşam olarak vahdedilmesinden sonra İsa'nın müritleri için gizemli ve kışkırtıcı tasdikine geliyoruz. Beni tanısaydınız, babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsun ve gördün. Bu ifade, Yuhanna İncili'nin ön sözünün sonunda zaten belirtilen şeye atıfta bulunur. Hiç kimse Tanrı'yı görmedi. Babanın bağrında olarak olan biricik oğlu, onu tanıtan odur. Yahudi geleneğinde Tanrı'yı görmek ve hayata kalmak insan için imkansızdır. Ama aynı zamanda onun en yüksek hayalini temsil eder. Çünkü dolu dolu bir hayattır.
Bu nedenle Filipus'un ayet 8'de İsa'ya verdiği yanıt, bize babayı göster ve bu bizim için yeterlidir. Yalnızca görünüşte yersizdir. Görünüşe göre elçi İsa'nın Tanrı'yı gördüklerini söylemesinin önemini anlamamıştı. Asis Yuhanna İncil'indeki diyalogların tipik özellik olan bu kavrayışsızlık, bize İsa'nın Tanrı'yı mutluluğun dolu olarak görme konusundaki en derin arzusunu hatırlatır ve bu bizim için yeterli. Tanrı'dan benzer bir şey isteyen Musa'nın kendisiydi, ancak onun yüzünü değil, yalnızca ilahi sırtını görmekle yetindi. Öte yandan Filipus'un saf sözleri, 9 ayetteki soru suçlamaların ortasında, baş döndürücü derecede yüce bir başka gerçeği beyan eden İsa'nın daha sonraki vahiyine zemin hazırlıyor. Beni gören babayı görmüştür. Bu beyan 10 ve 11 ayette iki kez tekrarlanan daha güçlü bir beyanla açıklanacak ve tamamlanacaktır. Ben babadayım ve baba bende. Böylesine somut bir dille bu vahiy İsa'nın bizzat Yuhanna 19:45 ayette onayladığı gönderen ile gönderen arasındaki hukuki eşitlik şeklindeki kötü şöhretli Yahudi misyonerlik ilkesinin basit bir uygulaması olmanın ötesine geçer. Ve gördüğü kişi beni göndereni görüyor. İsa ile Baba Tanrı arasındaki mahrem koinonia komünyonu ile ya da bilginlerin tanımladığı gibi, oğul ile baba arasındaki karşılıklı içkinlik ve aşağıda ısrarla atıfta bulunan onları mükemmel birliğiyle doğrudan ilgili olmalıdır. Bu paylaşım İsa tarafından baba ile bir olduğunu ilan ettiği de aynı formüle zaten ilan edilmişti. Buna ek olarak o vesileyle İsa'ya inanmanın ya da en azından babanın elçisi İsa'da gerçekleştirdiği işler aracılığıyla inanmanın gerekliliğinden de bahsediyordu. Dua edelim. Bizi kurtarmak için oğlunu dünyaya gönderen ve bize kutsal ruhunu veren Peder Allah, sana yalvarıyoruz. Evlatların olan bizlere sevgiyle bak ve Mesih İsa'ya iman eden herkese gerçek özgürlüğü ve ebedi hayatı bağışla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden oğlum Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz. Amin. Rab sizinle olsun. Ve sizinle ruhunuzla. Her şeye kadir ve tek Allah olan, Peder, Oğul ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin. Amin.